Arkadaşlar merhaba, bu dersimizde canlıların ortak özelliklerinden birisi olan üremeyi tanımlayacağız. Hem tanımlayacağız hem de genel üreme olaylarının genel karşılaştırmasını yapacağız. Aslında homeostazi için ve canlıların hayatta kalması için üreme fonksiyonu şart değil ama canlının neslini devam ettirmek amacıyla gene kendisine benzer canlılar oluşturmasıdır. Hatırlayın canlıların ortak özelliklerini. Her canlı hücreli yapıda, her canlı beslenir, her canlı enerji üretir, her canlı metabolizması var, her canlının boşaltımı var, her canlı ürer dedik ama bakın bu yaşa kadar üremediniz ama hayattasınız. İlk cümlemi bunun için kurdum çocuklar. Homeostazi için ve canlılığın devamı için, hayatınızın devamı için üreme şart değil. Üreme daha çok türün ve neslin devamı için şart. Buradan yola çıkarak bütün canlılar ürer dersek çocuklar yanlış yapmış olmayalım. Fakat canlıların tamamını incelediğinizde iki farklı üreme örneğiyle karşılaşırsınız. Bunlardan biri eşeğsiz üreme, bir diğeri de eşeğli üreme. Şimdi üremeyi biraz evvel tanımladık, tamam. Şuradaki li olumlu, siz olumsuz. Bunu da anladım da eşey ne demek çocuklar? Eşey aslında kelimesi kelimesine cinsiyet demektir. Yani organizmanın erkek ya da dişi olması demektir. Eşey süremede çocuklar cinsiyet faktörü söz konusu olmaksızın bir ata canlı söz konusudur. Ve bir ata canlı gene kendisine benzer canlılar meydana getirir. Eşeğin üremedeyse arkadaşlar, bakın cinsiyet faktörü var. Erkek var, dişi var. Dolayısıyla iki ata hücrenin ya da canlının kendisine benzer canlılar oluşturmasıdır. Öğretmenim, iki ata hücre ya da canlı kavramını anlamadım. Çocuklar, bakın unutmayın. Bazı canlılar tıpkı sizin gibi türün erkeği var, dişisi var. Yani ayrı eşeği. Oysa bazı canlılar, daha çok ilkel organizmalarda, ilkel hayvanlarda, bitkilerde görebiliyorsunuz, türün erkek ve dişisi tek aynı bireydir. Spermi de o üretir, yumurtayı da o üretir. Biz bu organizmalara hermafrodit yani çift cinsiyetli organizmalar diyoruz. Onun için iki ata hücrenin aynı canlıdan gelebileceği gibi iki ata hücrenin ayrı eşeylilikte farklı canlılardan gelebilmesi de söz konusudur. Bu farkı görmenizi istedim arkadaşlar. Eşeysiz üreme, eşeyli üreme. Aklınıza gelen bütün üremeler çocuklar hücre bölünmesi üzerine kurulmuştur. İçinde hücre bölünmesi olmayan bir üreme yok. Ancak eşeysiz üreme yalnız mitoz ve türevleri üzerine kurulmuştur. Mitozun dışında ve mitozun benzerlerinin dışında herhangi bir bölünme bu süreçte söz konusu değil. Ancak eşeğli üreyen organizmalar çocuklar, eşeğli üreme sürecinde bakın mayoz bölünme, döllenme artı mitoz da karşımıza çıkar. Buradan şunu anlıyorum çocuklar, bir canlının hayat döngüsünde mitoz gördüğünüz an, bu canlının hangi üremeyi başardığı konusunda fikir ileri sürerseniz hata etmiş olabilirsiniz. Ama bir canlının hayat döngüsünde mayoz gördüğünüz an, döllenme gördüğünüz an, evet bu canlının hayatında eşeğli üreme var diyebilirsiniz. Çocuklar, mitoz bölünmenin aklımızda kalan en önemli özelliği nedir? Mitoz bölünmenin benim aklımda kalan en önemli özelliği iki hücre oluşturması. Hayır. En önemli özellik çocuklar genetik açıdan kopya hücreler elde etmesidir. İşte madem ki eşeysiz üreme tamamen bu bölünme üzerine kurulmuştur, eşeysiz üremede genetik açıdan kopya canlılar, yani her eşeysiz üreme çocuklar bir klonlamadır. Hatta bazen eşeysiz üremenin bu yönü önemlidir. Özelliklerini çok beğendiğiniz bir canlı türü var. Özelliklerini çok beğendiğiniz bir bitki türü var. Bu özelliklerini korumasını istiyorsunuz. Bu şekilde çoğaltılmasını istiyorsunuz. O zaman çocuklar sizin için eşeğsiz üreme kurtuluştur. Takip etmeniz gereken yoldur.
Buna karşılık arkadaşlar eşeyli üremede genetik açıdan farklı canlılar oluşur. Genetik çeşitlilik ya da diğer adıyla varyasyonlar görülür. Çocuklar, siz kardeşlerinizle ya da anne babanızla birebir benzer misiniz? Hayır. Neden hayır? Çünkü sizin oluşma sürecinizde mayoz bölünme var. Mayoz bölünmenin içinde crossover var. Artı mayoz bölünmenin birinci ana fazında kromozomların ayrılması ki bunlar genetik çeşitliliğin, genetik farklılığın en önemli nedenleridir. Şimdi çocuklar buna bir de neyi ekledik? Döllenme. Döllenmeyi ileride öğreneceksiniz. İki farklı genetik materyalin birleşmesidir. Dolayısıyla döllenme de eşeyli üreyen canlılarda bir başka genetik çeşitlilik sebebidir. Peki çocuklar, sizce hangi üreme daha üstündür? Acaba eşeysiz üremek mi yoksa eşeyli üremek mi daha üstündür? Tabii buradan bir soru sorduğunuzu böyle duyuyorum. Öğretmenim hangi açıdan üstünlük? Öyle ya, birçok karşılaştırma kriteri var çocuklar. Bunların hangisi düşünülür? Mesela o kriterler düşünüldüğünde sanki eşey süreme daha ilkel ve daha geri bir üreme şeklidir. Sanki eşeğin üreme birçok açıdan daha üstün ve daha ileri bir üreme şeklidir. Bakalım bunlarla ilgili bir şeyler çıkacak mı karşımıza? Aa, çıktı. Hızlı olması açısından üstündür. Aa, ama öğretmenim, hani eşeysiz üreme birçok açıdan daha geri ve daha ilkeldi. Bakın onun da üstün olduğu noktalar var. Hızlı olmak. Düşünün çocuklar, eşeği süreyen canlı tek bir canlı. Canı istediği zaman şartlara uygun bulduğu an kendi kendine çoğalacak. Dolayısıyla okuması, iyi bir iş sahibi olması, iyi bir eş bulması gibi arayışlar içerisine girmek zorunda değildir. Oysa çocuklar, eşeğli üreyen organizmaların üremesi tabii hepsi aynı hızda olmayabilir ama daha yavaş gerçekleşir. Peki, hızlı olmak, yavaş olmak gerçek üstünlük kriteri midir? Bir kriter ama bence hayır çocuklar. Bence bu iki üremenin üstünlüğünü tartışacağımız çok önemli başka kriter var. Bu kritere geçmeden evvel çocuklar şu sorunun cevabını bulalım. Dünyamız, çevremiz sürekli değişiyor değil mi? Sürekli değişiyor. Peki çocuklar, sürekli değişen çevre şartlarına hiç değişmeyen canlıların uyum sağlaması, hayatta kalması şansı ne olur? Duydum sizi. Zor olur dediniz. İşte çocuklar, aslında üremelerin üstünlüğü, üstün güçlü bireyler oluşturup oluşturmamasında yatar. Öğretmen, üstün birey nedir? Güçlü birey nedir? Çocuklar, üstün birey, güçlü birey aslında yaşadığı çevre şartlarına uyum sağlayabilen bireydir. Hızlı koşan değildir, hızlı uçan değildir, akıllı değildir, iri olan değil, küçük olan değil. Yaşadığı çevre şartlarına uyum sağlayan birey güçlüdür çocuklar. İşte biz kabaca canlıların yaşadığı çevre şartlarıyla olan bu uyumu adaptasyon olarak kabul ediyoruz. Madem ki çocuklar sürekli çevre değişiyor, eşeysiz üreyen canlılar değişmiyor. Değişen ortam şartlarına hiç değişmeyen canlıların uyumu zordur. İşte eşeysiz üremenin zayıf olarak ilan edilmesinin temel sebebi adaptasyon şansı az olan bir üremedir. Arkadaşlar, buna karşılık eşeğli üremede sürekli çeşitlilik var. Sürekli çeşitlilik var. Çeşitlilik sayesinde canlılar değişen çevre şartlarına uyum şansını artırır. Öğretmen, eşeğli üremede hep çevreye uyan, ortama uyan canlılar mı oluşur? Hayır çocuklar. İçlerinde uyan da var, uyamayan da var. Uyamayanlar yok olur ama uyanlar türü devam ettirir. Oysa eşeği süreme öyle mi? Ya tamamen uyum sağlar, hayatta kalırlar, ya hepsi yok olur, türün dünya sahnesinden adı silinir çocuklar. Bunun için eşeysiz üreme biraz adaptasyon konusunda riskli bir üremedir. Evet,
Çocuklar, evrim kelimesi aslında kelime karşılığı değişimdir. Bir türün, bir canlı türünün değişerek zamanla başka bir tür halini alması iddiasıdır. Peki, sizce bir canlının evrimleşmesi ve zamanla başka bir tür haline dönüşme hızı üzerinde üreme yönteminin etkisi var mıdır? Var. Peki varsa nasıldır? Çocuklar zaten şeysiz üreme, canlılar hiç değişmiyor. Dolayısıyla değişim söz konusu değildir. Peki öğretmenim, şey süreyen canlı türlerinde hiç mi değişim yok? Çocuklar, bu değişmelerin dışında, bu anlattıklarımızın dışında genetik çeşitliliğin aşağı yukarı herkese adil davranan, kısmen öyle diyeyim, bir yolu daha var. Mutasyon. Eğer eşeysiz üreyen bir canlı türünde bir genetik çeşitlilik gördüyseniz, işte bunu mutasyonla tanımlayacaksınız, mutasyonla açıklayacaksınız. Buna karşılık arkadaşlar, eşeyli üreyen canlılarda genetik çeşitliliğe neden olan tüm olaylar evrimin de ham maddesidir ve hızlandırıcısıdır. Ki bizim sıradan bir olay gibi gördüğümüz meiyoz bölünme içinde yaşanan crossing olur, döllenme ve şimdi eklediğimiz mutasyonlarla birlikte eşeyli üreyen canlı türlerindeki bu değişimin daha hızlı olduğunu da öğrenmiş olduk. Arkadaşlar, bu kısa dersimizde üremeyi tanımladık, üreme türlerinin genel anlamda özelliklerini ve karşılaştırılmasını öğrendik. Bir sonraki dersimizde eşeysiz üremenin ayrıntılarını konuşacağız. İşte o dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.